Selamünaleyküm gelir dostlar. Almanya'da Gurbet Cahil'in evine hoş geldiniz. Hoş Valla bulduk Selma. hoş bulduk Ercan. Hayda hasta hasta. Valla hastayım gönül dostları. Bugün hafta sonu. Hadi dedim kahvaltı hazırlayayım bugün dedim. Kalktım kızlar ve abiler. Efendim sonra kızıyorlar bana. Bir tane soğan doğrayacağım kızlar. Biraz da ıspanağım vardı. O ıspanağı da dedim değerlendireyim. Böyle ıspanaklı bir Kavurma mı yapacaksın? Yumurtalı ıspanak yapacağım canlar. Bir de benim şey vardı. Buzlukta önceden hamurlarım oluyor. Hamuru battığı zaman ben şey yapıyordum. Gözleme yapıyorum. Şey yağlı ne deniyor? Katmer Gözleme değil. mi? Katmer. Sade yağlı katmer yaparım efendim. Böyle gene hazırlamıştım. Hadi dedim onu da çıkarayım. Ercan'ın tatilde bitti. Yarın iş başı ya. Bugün de hafta sonu. Şöyle. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım dedik. Evet. Gönül dostlara. İnce doğruyorsun değil mi Selma? Ercan elimden geldiğince işte böyle doğuruyor. İyi tamam güzel. Gerçi ölüye gidiyorlar. Ne yapayım? ne yapacaksın Selma? Boğaz değil mi? Boğaz işte. Hasta da olsan Hasta da kalkıyorsun. olsanız vallahi canlar. Kalkılıyor. Kalkıyorsunuz, mecbursunuz. Gerçekten. Yani kadın anneler olsun, babalar olsun. Mecbursunuz gönül dostları. Baba dışarıdan alışverişini yapıp gelir. Kim anneler hem dışarıya bakıyor hem içeriye bakıyor. Hadi ben yine şanslıyım. İçeriye bakıyorum sadece. Bir de zeytinyağı attım canlar. Zeytinyağımız da, yani sıvı yağımız da bitmiş herhalde. Hadi Olsun. gözümüz aydın. Olsun hayatım bitsin. Bunu da çöpe gömdüm. Alırız. Sıkıntı yok. Evet. Şuradan bir de kaşığımı alayım. Tamam. Evet canlar. Ocağımın altını açtım. Şimdi soğanlarım burada şöyle bir kavrulacak. Soğanlar kavrulduktan sonra bakın yıkadığım ıspanaklarımı da buraya aldım doğradım. Siz isterseniz doğramayabilirsiniz. Ben çiğden yapıyorum canlar. Haşlayıp da yapanlar var. Sıcak suya bastırıp çıkarabilirsiniz. Ben direkt çiğden yapacağım. Ben dedik böyle yap. Yani ben böyle seviyorum. Bir de buradaki market ıspanağı olduğu için incecik ve hem incecik ömür veriyor. Öyle. Bu tavamı da çıkardım canlar. Burada da yağlı katmer yapacağım. Şu ıspanağımı soğanını neyini koyduktan sonra onun başına geçeceğim. Zeytin peynir Allah ne verdi. Ekmek ısıttım. Ekmeği de kaldırdım. Evet. Ispanağı ekmekle yenecek ya. Ercan diyor ki niye ısıtıyorsun? Ercan ne yapayım dedim. Olsun canım. Hamurum vardı biliyorsunuz. Ondan sonra hamurumu da bugün pizza yapacağız. Bakalım kızlar dedi biz yaparız dediler. Onları da izleyeceksiniz gönül dostları. Ay benim inanın o kadar kötüyüm ki. Ercan ne yapıyorsun orada sırıtıyorsun? Valla öyle orada hain hain işler çeviriyor gibi geliyor. Yok hayatım. Niye ya ısınmadık? Isınıyor kardeşim sen. Yavaş yavaş Bunu sen kuşum de altını yakmayın. Şey ateş. Evet canlar. Pardon. Ben azıcık böyle kaşığın ucuyla biber salçası aldım. Böyle soğanlarımın içine yaptım. Şöyle bir karıştırdım canlar. Ezi besmele çekeceğim. Ispanağımı yollayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten bu böyle çok olduğuna bakmayın. Bu O şimdi birazdan eriyecek. minnacık koca tavanın içinde kaybolacak. Hemen ölür zaten o. Yanmaz değil mi? Altını kısmadık da. Yok yok bir şey olmaz. O şimdi suyunu verecek geleceğim. Kızlar şöyle suyunu versin. Suyunu verdikten sonra şöyle ben buna baharat atacağım. Şöyle bir karıştırayım. Baharatını atacağım. Baharat da sizin damak tadınıza kalmış. Vallahi ben ne atarım? Kırmızı paprika atarım. Toz biber. Toz biber. Kırmızı toz biber atarım. Ercan kafamı Toz karıştırıyor biber be. işte, kırmızı toz biber. İşte benim atacağım baharatlar bunlar olur canlar. Tuzunu da yumurtaya kırmaya yakın atacağım. Ha bak çekiyor kızlar. Azıcık kalmaya başlıyor. Bakın Hayatım gördünüz mü? iner bu. Ispanak bu hemen şey yapıyor, çöküyor. Siz bunun içine isterseniz iki tane de yumurta ama soğan da doğrayabilirdiniz. Ben bir tane doğradım.
Bir tane yeter ya. Evet canlar, şimdi şöyle baharatını da atalım. Biz bol baharatlı severiz. O yüzden de bol kepçe atıyorum ben. Kulağım çinliyor Selma. Niye acaba? Bilmiyorum Selma. Şöyle acılı gibi olsun. O yüzden ama fazla acı yapma, yiyemezler. Güzel olur, güzel. Evet abi canım, acı güzel. Hele kışın acı yemek zaten güzel Selma. Zaten hastayım, bırakacağım. Uğraşma benimle. Geçmiş olsun Selma. Şöyle ne biraz yapayım? Da toz, tatlı toz biber canlar. İşte. Ben hastalığı atlattım, sana gitti. Sana yolladım. Evet, evet sorma. Bir tuzum var. Tuzumu da iyice suyunu salsın. Değerli gönül dostları. Ondan sonra da yumurtaya, kırmaya yakında tuzunu atacağım. Kendi suyunu salsın kızlar. Böyle 5-6 dakika bu kendi halinde pişecek. Bakın. Gede Ercan yakın göster. Beni gösterme Ercan. Aha, Ercan sen de hiç bilmiyorsun kamera çekmesi. Öldü diyor mu? Ölüyor zaten. Ama neydi, ne oldu değil mi? Sen bana koca tavayı çıkarttırdın. Ben ne bileyim hayatım. İşte gönül dostları gördünüz mü? Bu böyle kendi halinde pişsin kızlar. Buna hiç ellemeyeceğim. Ara ara karıştıracağım. Kaşığı üzerinde dursun. Suyunu salsın. Suyunu çeksin. O bitmiştir. Ben de şuradan çaman çıkaracağım. Çemen, çaman. Çemen. Bana biz her lafı deriz. Kahvaltılıklarımı yavaş yavaş hazırlıyorum kızlar. Evet. Biliyorsunuz geçenki kardığım çamandan. Kahvaltı çemen için. Çemen güzel ya. Bu fazla da yeter, çıkarmayın. Yeter. Çünkü yani şey yapmayalım. Hadi gitmesin. Evet. Çünkü bittikçe senden içine alıyoruz. Bunun da ağzını geri kapatıp dolaba koyalım. Şimdi zeytin çıkaracağım arkadaşlar. Peynir çıkarırım. Evet. Ondan sonra birazdan gözleme yapacağım. Onlar orada kurumasınlar diye şey yapmayacağım. Şimdi size gözlememi göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Geceleyin buzluktan çıkarttım kızlar bu gözlemeyi. Hamurlar. Evet. Dur onun altını yakalım olsunsın. Yok o değil. Anam bir de şu ocakların alt yaka. Değerli gönül dostları. Gelsene Ercan. Tamam. Arkadaşlar ben bunu buzluktan çıkarttım. Buzluğa atmıştım. Geceleyin yatmadan önce buzluktan aldım. Dolabın üst rafına koydum. Evet. Oradan da bu sabaha kadar bekledi. Bakın böyle oldu. Yumuşak. 4 tane var burada kızlar. Şimdi yapınca bakarız. Bakın gönül dostları. Şu şekilde bakın. Ben bu şekilde sarıyorum. Bak dördünü de bu şekilde. Gördünüz mü? Hiç yapışmıyor. Aralarına naylon koyuyorum. Çıkardığınızda bu kadar basit oluyor. Ve gerçekten kolay camanda pazar kahvaltılarınıza. Hem hazır elin altında olmuş oluyor. Evet, pazar kahvaltılarınıza. Ne bileyim anam. Özel böyle misafirlerinizde acilen hemen yapacağınız bir hamur işi. Yalan mı? Tabii sıcak sıcak. Evet canlar. Şimdi şu tava ısınsın. Tamam. Ondan sonra da bunları beraber pişirelim. Kolay zamanda açıldı. Gelcan açılır. Bunun yapılacağında ne var? Çok basit canlar. Vallahi bakın. Çocuk işi. Çocuk işi tabii. Önemli olan tavamın ısınması. Tavam ısınmış gibi. Biliyorum Selma hamur işi. Zaman... Hamur işi çocuk işi olduğunu. Ben pizza bile yaparım. Biliyorsunuz her zaman ilk pişenler biraz güzel pişmez. Pişeceğim, pişmeyeceğim. Onun altına al da Selma şunu çevirmek için. Elin yanar yoksa elinle çeviremezsin. Yaparız Ercan, benim elim yanmaz. İyi tamam. Bakın kızlar çevirdikçe gördünüz mü? Alttaki geliyor. İşte size bunu demek istiyorum. Toplam kaç taneydi? 4 Ercan, 4. Şimdi şöyle alıyorum kızlar bakın arkadaşlar. Şu şekil. Bir de böyle sündürüyorum. Tabii eğri büğrü olabilir. O normal. Dur. Şunu şuradan şöyle ben tutayım. Bu işte kayıyor. Bu kayıyor ya. Masada yapsaydın ya güzelim. Ben en iyisi ellerime vurayım. Yani. Bu da tamam Ercan. Okey. Boyu da çok büyümesin. Aa kabarıyor. Ercan delirtme beni. İlk defa görüyor gibi. Hastalıkları bir atla da bilseydik ailesiyle. Ay bir de yandan da yapıyor. Yok yok. Azı pişsin. Bol yağlı ya kızlar. Bakın bakın. Gözlememe bakın canlar. Kızlar yapın yapın da yenge. Sonra benim gibi kilo alın.
Bakın, ondan sonra da nasıl vereceğim diye düşünün. Ispanaklarım da böyle canlar. Bol baharatlı şekilde yaptım. Yumurtalarını kıracağım ama biraz daha bekliyorum. Altını kıstım. Şu kabı yıkayayım, onun içine de böreği. Ya ben aslında çay içebilirdim. Evet canlar. Ercan diyor ki dur gari şu garipleri diyor. Bırakma diyor. Yani yumurtasını kır hayatım. Bir iş hemen artıdan çıkar. Güzel. Böreklerin de beşiği. Börek katmer. Dört göz oldu bunlar Selma. He? Dört göz. Tuz fazla atmayacağım. Alt içine atmıştım. Tuz attın ya. Şöyle atma. Yine. Sen fazla çok tuzlu yapıyorsun. Çok da tuzlu olmasın. Yok attın ya sen tuz. Evet canlar bakın. Şöyle altını açayım. Gördünüz mü? Siz eğer isterseniz bu dört tane yumurtayı şey böyle göz göz ana göz göz bırakabilirsiniz. Bakın gel Ercan şunu yakından çek yakından. Bakın kızlar gördünüz mü? Yapın ya arkadaşlar vallahi pişman olmazsınız. Çok basit ki. Vaktiniz varken şöyle yapın bakın. Şimdi benim vlogumu açıyorsunuz ya açmadan önce bir hamur yoğurun. Hamur yoğurun. Ne biliyorlar senin hamur yoğurduğunu önce açacaklar. Dur önce hamuru yoğurun gönül dostları sonra benim vlogumu açın. Ben buradan size çene verirken siz de aha bu gözlemelerden yaparsınız. Hem siz siz de karlı çıkmış olursunuz. Hem de bana teşekkür edersiniz. Ah kız Selma vallahi iyi oldu. Ayşem'e gözleme yaptım. Kış günü ne yiyeceksin? Yap bir gözleme, yap bir patates salatası. Hı-hı. Bir tane yoğurtlu çorba. Oh afiyetçi otur ye. Al sana akşam yemeği. Aa kızlar bakar mısınız? Ne işte. Nar gibi kızarmış gördünüz mü? Aa işte aldım bunu. Şimdi bu vatandaşımızı. Anam bu da yapıştı mı? Uzamasın diyorum da. Kız kardeşini koy. İçine zeytinyağı boca yapacak mı? Ana zeytinyağı atacaktım unuttum. Neyse. Hı. Evet kızlar uzamasın istiyorum. Şimdi ben bunu karıştıracağım gönül dostu. Aha şöyle şöyle. Evet evet göz göz karıştır onları. Çünkü şimdi yemez bunlar. Uy uy eder dururlar. Uy uy ederiz. Selma. Ama ben öyle sevmiyorum senin çabuk. Ispanaklı yumurtalarımız da böyleydi. O iş bitti. Geriye kaldı iki tane de katmer. Evet. Bir yerde de şurada çay içseydim ben. Vallahi sizin yine yaptım tamam. Gönül dostları. İşte. Altını kapat Selma onun. Tamam burada tutsun. Anam şunu. Şöyle daha yeni koydum. Şimdi, daha yeni koydum. Olsun ısındı tava ya. Hemen pişiriyor baksana. Aa. Arada da şöyle ayçiçek yağı damlatıyorum canlar. Daha güzel kabarmasına. Gel bak Erdem. Kızlar bakar mısınız? Dur. Nar gibi. Vallahi bir de kat sıcak da. Ercan gel. Yok ben tadına bakamam. Sana bak demiyorum gel diyor. Kızlar bakar mısınız kat. Gördünüz gerçekten mü? Gerçekten güzel. Yani küçücük bir beziden böyle çıkarsa siz gerisini artık düşünün. Leğenden ne çıkar? Yani. Bakın kızlar şimdi gene böyle çevirdim. Bakın bu hamurum çıktı. Bir tanem kaldı. Şurada yapışmasın diye şöyle altına şöyle bir yağlıyorum. Elimle orayı bir oynuyorum. Yoksa hamurum yapışmasın. Şimdi şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bir de şöyle çeviriyorum. Evet, ve işlem öyle. Bu. İşte kızlar. Şimdi ben ne yapayım? Şunları bir bitireyim. Bitsin he. Ondan sonra işlem. Anam yanıyor. Kızlar kabardı. Gel nasıl kabarıyor. Gel görsünler gel. Bakın canlar bakın. Ya. Görüyorsunuz mu? Altı pişmiş. Çevir. Yok oraya pişiyor. Şimdi daha kabarır dur bak. Hadi kabarla o. Görüyorsunuz mu canlar? Ben görüyorum. Oh. Dursun öyle azıcık. Az da bu tabi pişsin tamam bitti onun işidir. Bak bak Ercan bak. Görüyorum hayatım. Gördünüz mü? Kızlar bizim de vlog doldu. O iki tane de yap. Ondan sonra sofrada görüşelim. Evet. Soframı hazırlayayım. İşte gördünüz. Vallahi tek tek gösterdim. Burada da kenarı sıcak ya tavanın. O orada pişiyor. Tamam. Hadi ben şunları bir bitireyim. Evet gönül dostları.
Vallahi bizim katmerlerimiz bitti. Bakın canlar, buyurun çıkın çıkın gelin. Hep beraber yiyelim afiyetle. Evet, Selma'nın masasını da hazırladı. Tabii Selma'nın işi biter mi? Masaya ne olacak ki? Doğru bulaşığa gitti çünkü koca tavayı yıkıyor. Ay anam, tavada eşek ölüsü gibi arkadaşlar. Derler ya. Bakar mısınız? Ama var ya, tava muhteşem. Aldi'den 10 euroya almıştım ben bu tavayı kızlar. Uygun aldın ama sen. Ben yoksa bunu on, hayatta. Anam tava bakın böyle koca tavayı 10 euroya almıştım Aldi'de. Evet. Öyle pişmanım ki. Ercan'a dedim ki bir tane daha alayım Ercan dedim. Ne yapacaksın, evin içi tava dolu dedi. Aldırmadı kız var ya, bir ısınsın bir daha soğuma bilmiyor. İki saattir zor soğuttuk. Neyse şu tavaları da dedim yıkayım gönül dostları. Şu işler de dedim aradan çıksın. Hani kahvaltıya biliyorsunuz benim şeyim budur. Prosedürüm budur. Bulaşık bulaşık olmayacak. Ben şurada kahvaltımı yaparken keyif keyif yapacağım. Aynen öyle. Öyle gönül dostlar. Kızlar bakın. Ercan gösterdi. Gözlemelerim böyleydi. Yumurtalı ıspanağı dağıttık, bu hale getirdik. Evet. Vallahi fazla da bir şey çıkarmadım. İşte peynir çeşitlerinden çıkardım. Daha ne olsun hayatım. Reçellerden de diğer reçelleri de çıkarmadım. Nutella falan da hiç gerek yok. Şimdi ne yaparız? Ekmeğim de şeyde dolar. Sen ayakta duramıyorsun. Halin yok senin. Vallahi yoruldum kızlar. Ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi kahvaltımı yaparım. Biraz gider yatar uyurum. Ondan sonra Ercan'la Tuğçe'yi mutfağa bırakırım. Daha ben uğraşacak halim kalmadı. Aynen öyle vallahi. Hadi birazdan beraber oluruz. Evet gönül dostları. Tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz Selma Hanım hasta. İş başa düştü. İş başa düştü deyince fark etmiyor. Ha kızımla mutfaktayım. Ha Selma Hanım'la. Biliyorsunuz Tuğçe hamur yoğurmuştu. Pizzacı. Pizza yapacağız. 4 tane bezi aldırttırdım ben kızıma. Rendelenmiş peynir. Oğluma tabii o bunlardan şey yapmadığı için sucuklu yapacağız ona. Hollanda soslu ister. Hollanda sos diyecek. Burnu çekti de. Zeytinyağı. Domates salçası. Kekik. Bir de karabiber. Bir de bir tane kesme şeker var. Bir tane de kesme şeker attık. Onu da şimdi karıştıracağız. Ben de burada soğanları neyi doğradım bunları. Bu mantar mi? Mantar hazır. Doğuza mantarı. Bunun içine artık pizzanın içine ne girecekse bunlardan valla kızımla beraber karıştırdık. Yani pizza malzemesi bunlar gönül dostları. Standart. İnşallah. Bir de turşu peynirimiz var. Sen istersen. Bunu ben kendim yapıyorum. Ben acı sevdiğim için ben bunu kendim keseceğim. Pizzamın üstüne yerleştireceğim. Valla ne bileyim, mutfak işi zormuş ha. Valla billah. Yok, kolay oluyor da içine ne gireceğini bazen şaşırdım. Benim aklıma bir soğandan mantar geldi. Sonra Tuğçe dedi ki baba dur dedi, zeytin meytin de koyacağız dedi. Paprika falan var dedi. Tamam dedim. İşte standart pizza şeyi. Sadece tonfiş falan koymuyor. Onu kimse ister. Ben tonfiş sevmiyorum. Yani Selma'nın hasta olması bizim için kötü oldu. Neden kötü oldu? Mutfağa girdik. Kızımla beraber pizzamızı yapacağız. İnşallah da güzel yaparız. Ne her bileyim. Zaman yaptığımız gibi. Ama bezileri maşallah çok güzel aldı. Vallahi yemin ederim. Aynı annesi gibi aldı. Helal olsun maşallah. Ben kızma. Bunları aşağı yukarı yarım saat önce falan aldı bu bezileri. Gönül dostları hafif daha kabarsın diye. Daha bunları şeyimizi hazırladık bile koyacağız. Hazırladık. Için. Daha fırınlık. Sadece yuvarlak şimdi açacağız. Sonra vereceğiz. Bir yandan da hazır çay varken dedim kızma. Bir de çay alayım dedim. Biliyorsun ben çaysız durmuyorum. Ama kahvesiz durmaz. Çaysız durmuyor. Selma Hanım da yatıyor. İnşallah bakayım hayırlısı bir an evvel iyileşir. Evet gönül dostları. Tuğçe bunu azıcık karıştırsın. Biz de ne yapalım biliyorsunuz mu? Hamurlarımızı açalım. Hamurlarımızı açalım. Tepsimize dizelim. Malzemesini neyini. Son haliyle de beraber oluruz. Sizle de gösteririz. İnşallah yapabiliriz. Bence büyüklüğü yeter Tuğçe. Yo, daha açılır bu. Açılır da şey tepsiye göre değil mi? Daha senin o sefer büzülecek bence yeter olsun. İyi oldu. Elinize sağlık. Vallahi billahi. Onu tepsiye de açarız daha mı? Tamam onu tepsiye koyar istersen gel. Tepsiyi ben getireyim. Zaten tepsi de açılıyor. İçinin şeyine salçasını yerine ben koyayım onları kızım. Wow süper maşallah. Büyük açılar. Annem onun daha büyüğünü açıyor. Yok. Evet gönül dostları. Size azıcık bekleyin dedim ya son halini gösteririz diye. Tuğçe dördünü de açtık arkadaşlar. Bilmiyorum Selma böyle mi yapıyordu. İnşallah böyle yapıyordu. Biz önce dördünü açtık.
böyle hazırladık. Aha bak, ikisi de tepside. Şimdi ben bundan salçalarını süreceğim. Tuğçe de altına rendelenmiş peynirden atar. Ondan sonra bunları fırına vereceğiz ister istemez. Ver babası, ben bunları yapayım. Sen arkadan dur, şunu bana versin. Sude, sen de bak beni güldürüp durma. Sen rahatsın, elinde kameran var. Beni güldürüp durma. Yapıyorum işte, ne yapayım. Kardeşlerim, sizlere söylüyorum ha, can kardeşlerim. Önce onları bize söyle. Tamam baba. Yani ya beni her zaman yaptım Sude, senin annen gibi karışma her şeye. Bu senin pizzan olsun o zaman. Tamam be olsun. Ben sana dedim ki burayı çok aşma dedim ama neyse aşmışsın. Vallahi siz olun kardeşlerim. Erkek kardeşlerime söylüyorum. Mutfakta hanıma, yengeye yardım etmeseniz bile eline bakın nasıl yapıyor, nasıl ediyor. Aha gördüğünüz bak, hastalandı. İş başa düştü. Hadi bir de çocuklar ufak olmuş olsa ne olacak, ne yapacağım? Vallahi ben bazen hani şakadan dolayı kızıyorum ya, her gün mutfaktayım. Aslında bir yandan da iyi. Fazla yardım etmesen bile ne yaptığını görüyorsun. Tuğçe yeter mi kız böyle? Şuraya bak, yanlarına şurada bak biraz daha. Tamam tamam, yapalım. Orada. Dur. Kaşığı da böyle dök birazcık, kaşıkta var daha. Salçası yeter ama değil mi? Tamam, beyazları sür işte canım. Oradan daha var mı, dolayı buradan alma. Tamam. Sude yapma, hareket çekme Sude. İkinciyi de sür, ben peynirlerini atayım. Tamam, ondan sen peynirlerini at. Hı, tamam böyle. Heh, böyle yapıyordum zaten. Vallahi ben sevmeden de böyle gördüm zaten. Ama ben yiyeceğim zaten. Ne olacak ki zaten boğaza gidiyor. Bunu da yapayım. Şöyle bu sefer böyle yapacağım, dur. Biraz altını da peynir atsak kuru olmasın. He, altına azıcık peynir atsın. Sonra üstünü de atacağız. Malzemeler pişince ama. Onu biliyorum canım, sen ilk defa mı yapıyorsun Tuğçe sen de? Ben şu an püf noktası veriyorum. Ben saç böreği yapmış adamım. Sen baban yapmadın, hiç ben yok. Ben sana demiyorum ki püf noktası veriyorum. Belki genç kızlar vardır. Ondan da öğrenmesi lazım var. Böyle hazır olmaz. Ya hazır zaten güzel değil ya. Ben siz de şimdi hazır alamaz mıydım? Veya anneleri hep. Hayır, gerek yok hazıra. Ne yapacağım? Kendi yapması lazım. En güzel ev yemeği. El yemeği, ev yemeği. Elimin lezzetini de vereyim. Selma şimdi olsaydı, oh şunun elinin lezzeti derdi. Hı, bak tuşa gördüm. Tamam mı? Hı. Oğlum sen yap, gelinim sen gör. Tamam. Aha gönül dostlar, işte şurayı gördünüz. Burayı bu böyle iyi Tuğçe, bunu böyle şey yapma. Bunu bir fırına vererek. Ya onları da güzelce dağıt baba. Evet gönül dostları. Ben içini malzemesini hemen koydum. Gördüğünüz gibi ben kendim bu biberli istediğim için ben kendime biberden koydum. Ben şimdi bunu fırına atacağım. Onun haberi bile yok. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel pişi ha. Beni bak yüzümü... Baba kapatsana, soğuk geliyor. Yüz, dur kız, yüzümü kara çıkarma. Heh, gör, gönül dostlar. Neyse şimdi Hollanda. Heh, kızım da Hollanda soslu seviyor. Hepimiz. Ben sevmiyorum, ben hayatta yemem. Ben hayatta yemem. Köşeden de seviyorsunuz ya bol bol. Ha tamam, yeter istersen. Evet. Evet gönül dostlarım. Biz fırına pizzamızı verdik. Tabi ister istemez. Bunlar, dur, önce şunlar bir pişsin. Ondan sonra bu salçaları süreceğim de. Sizlere bakalım son hali nasıl olacak. Önemli olan benim için son hali. Son. Hadi bu kadar yaptık. Bu kadar becerdik. İnşallah olur. İnşallah tadını tuzunu iyi yaptık Tuğçe. Evet ben denedim. Bak Selma, bak görüyorum bugün mutfakta yoksun ya. Ne kadar sakin, sessiz mutfak. Şaka mı ya? Ne kadar sessiz değil mi? Mutfak ne kadar sakin değil mi? Gönül dostları. Çek. Doğru. Artık vlota doldu diyemez. Ben konuşurum. Hey. Evet. Valla ablalarım, kabacılarım, inşallah yapabilmişsindir. Kusuruma bakmayın eğer yanlış yapıyorsam. Ama bence yanlış doğru yapmıyorum. Çünkü her zaman böyle yapıyorum ben. Çünkü ilk defa yapmıyorum ben. Tamam. Tava zaten çok sevmiyor. Tavaya yapmana gel. Tavaya salça altına süreceğiz değil mi? Evet tabii sür. Ben çek.
Ben bunu biraz da elimle yedireceğim. Önce bir şuraya böyle dökeyim. Sonra elimle ayırın. Tarhaya zaten onun hepsini şey yaptı. Evet. Tarhaya istemiyor. Tarhaya, arkadaşlar tarhaya sırf bu peynirle sucuk geliyor içine. Başka hiçbir şey gelmiyor. Sadece sonra üstüne de ekeceğiz. Yanına da çıkartayım. Evet, hepsini sığırdım. Eline sağlık. Tamam, bu şimdi gelir. Sadece üstüne sonradan geri gelecek. Tamam, olmuş güzelcime yay babam. Sucukları sen diz. Dizerim Tuğçe. Şöyle yapayım, dur. Vallahi helal olsun bana ha. Yemin ederim hastalıktan daha yeni çıktım, mutfakta iş yapıyorum, yemin ederim ya. Ben kendim, şimdi Selma deyiz de olsaydı derdi ki kendini övme, kendini övme derdi. Tamam, bu bitti. Övmüyorum kendimi, övmüyorum ama. Buna Hollanda'ya sosu atalım, buna yok ya. Değil mi? Bunu böyle sade bırakalım. Atmayalım değil mi? Bu sade olsun. Bir kere vallahi siz bilirsiniz, benimki pişiyor. Ben Hollanda sosu sevmiyorum. Biraz da dursun böyle, sade. Tarhanın sucuğu da hepsini koydum ben. Bunları yapayım. He, siz sucuk istiyorsunuz mu? Şöyle bir, şunları atayım mı üstüne böyle? Tek tek şöyle. Bir ipi var. Tamam. Ha, bu da sizin olsun. Araya gitmesin, tamam. Şu ellerimi de bir yıkayayım. Onlar da sucuk kaldırayım. Şey, Tuğçe. Hı. Şey, peynirden çıkarman lazım ha daha. O şey, peynirden çıkarman o yetmez. Ondan çıkarman lazım. Nereye çünkü koydunuz onu? Ben buraya koydum. Ben bu dolaba koydum baba. Çünkü o mecburen o yetmez. Ne istiyorsun? Ha, al bunu. Vay maşallah maşallah maşallah. Gelin dostlarım. Yapıyorum vallahi billahi yapıyorum. Bacılarım kardeşlerim. Ha, görüyorsunuz işte. Ben daha ne yapayım? Dışarıda iş, evde iş. Aç onu. Aç. Aha, hamdolu şöyle bakın. Evet gönül dostlarım. Biz 4 tane pizzamızı açtık. İçlerini de doldurduk gördüğünüz gibi. Pizzamı benim pizzam pişiyor. Azıcık daha biraz dursun da şey peynir koyacağım. Üstüne daha rendelenmiş peynir koyacağım. Bir de çıkarırken sizinle beraber onu görürüz dostlarım. Ne dersiniz? Boşuna bir lokta olmasın, Selma kızar sonra. Annem gibi sabunlu sabunlu. Ha, aferin kızım, öyle yap, suyu fazla açma. Annen suyu açık bırakıyor. Yo, annem kapatıyor aslında. Şakan bak ha. Annen bunu izleyin diyecek. Ana hep benim arkamdan konuştum diyecek. Aslında konuşmadık geçeye sevdim. Yani ben güzel bir şeyler söyledim her zaman. Benim size söyledim harcama. Ben hayatta kötü bir şey söylemem. Ama ne kadar sakin, sessiz iş yaptık bana da. İki elin nesi var, bir elin sesi var. Derler ya. Tam tersi olacak ya, neyin de kafaya karıştırdı. Şimdi bir dakika daha düşün da ben senin peynirin içine atayım bunu babam. Bunları da kurmasına yapalım. Şöyle bir anayın içini de atıştırayım şimdi de. Benden özlediğim benden resmin var şu alemde. Şu kadın hasta oldu şu günde. İşler kaldı başa. Ercan sen gittin yaşa. Beni çok severler gönüller. Tamam. Ben Tuğçe. Ben şunu artık peynirini yavaş yavaş koyup sen oraya çekil de yanma. Şurada senin artık geri kalırsın. Bu da burada beni güldürüyor. Rahat sizi kırgın ne çıkmıyor? Çekil bakalım. Tamam hayır. Yok açacağım ya, fırın açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olmaz yapma. Evet canlar. Şimdi ben kendi peynirimi de koyayım.
Ya maşallah her şey de yakışıyor bana. Elime gerçekten her şey yakışıyor ya. Yemin ederim ya. Ben kendimi övmüyorum. Vallahi övmüyorum ya. Ne, elime ne alsam yakışıyor ya. Yemin ederim ya. Ama sen övüyorsun işte kendini. Ne diyorsun? Ama kızım öyle deme. Gerçekten diyorum bak. Şuna bak kız. Sen ne kadar kibar bir adam mısın ya. Otobüsü de böyle kibar kibar kullanıyorum. Biz beni sana da çağır. Usta Erdoğan. Ne demez. Bismillah. Evet gönül dostlar ben peynirimi koydum. Ben pizza fırınıma yolladım. Şimdi bu 3-5 dakika daha bir pişer. Ondan sonra Ercan'ın pizzası hazır. Nasıl da hazır? Ses çıkarmayın da. Kapısı örtüp uyuyor. Ses çıkarmayın Suçe. Ona da sürpriz olacak. Ben İnşallah kokular, demez niye yaptınız diye. Belki kokular geliyordur şu an anneme. Vallahi ben yok koku gitmez. Kapısı örtüp uyuyor. Bir de içecek çıkardı Suçe yanında. Şimdi ah şey var ya. Şey, yoğurt çarpalayacaktık şöyle bir ayran, Sivas ayranı, şöyle kayıkta var ya, vay vay, nerede, vay. Vallahi ben çok güzel yaparım ha şöyle, kasenin içinde yoğurtları boşaltırım, buz gibi de soğuk, çarpala babam çarpala, vallahi süper olur da, ah, ah, nerede, ah, 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 gitti gençlik, ah, mutfakta geçiyor. Ah, neyse gönül dostları, benimki pişsin, bir de son haline beraber olalım. Evet can dostlar benimkisi pişti. Maşallah. Vallahi güzel bir oldu. Kıcık kıcık gördün. Oh yandım ana. Ben biraz ha, kıdır böyle kıdır aynen. Piş... Bakın can dostlar. Vallahi güzel oldu. Şey ölçek ama. Kız arası. Şimdi birazdan da o bize koyalım. Beraber. Mis gibi. En güzel böyle pizza. Çok pişirince hiç güzel olmuyor. Çünkü malzeme biraz çiğ kalması lazım. Ki böyle sulu sulu olsun. Çiğ kız çok güzel pişir. Yok ben tam öyle böyle olması lazım. O ben de sürdük pizza. Fırına. Suçe. Ne yapalım biliyor musun? Şunu alalım beraber ikimiz. Gel kızım. Şöyle. Şuradan alalım. Şuradan tut. Gel bakalım. Şöyle. Dur. Tamam. Bu da tamam. O biri pişsin gönül dostları. Ondan sonra bunu buraya alırız. Onları da keseriz. Onu buradan bu tarafa alırım, bunu çıkarırım, bunu veririm. O son pizzayı da sonra pişireceğim çünkü Talha evde yok. Dediğim gibi Talha arkadaşına gitti, onu sonra pişireceğim. Evet gönül dostları, bize afiyet olsun. Sonunu da inşallah servislere. Siz gördünüz işte ben nasıl yaptım, inşallah doğru yapmışsındır, siz gördünüz. Bunları yoruma yazın, Ercan böyle olmaz ya da böyle olurdu, doğru yaptın kardeşim derseniz. Çok memnun olurum. Gönül dostları. Yaptık kızımla beraber. Selma'ya gerek yok ya. Selma yap kız sen. Biz kalkma. Hamur açabilirdik değil mi? Onu da başka zaman yaparsın. He aynen. Onu bugün sen hamur yiyor da şey ama bak mayasız ha. Mayasız hamur yiyoruz. Mantı da bir yapar inşallah. Ne bileyim aman.